Kardeşimiz 9 yıllık bu görevdeydi. Üst bölgesine saat 17 sularında yemek esnasında, tam sağlıklı bilgi değil ama yemek esnasında bir saldırı düzenleniyor. Ve buradaki şehit düşüyor. Tabii ailenin en büyük çocuğu. 3 kız bir erkek çocuk olmak üzere. Bu ailenin de, bu sülalenin de ikinci şehidi. Bir de 2008'de Beytüşşevap'ta Talha Köroğlu kuzeni olur. O da şehit olmuştu. Bu da bir başka bir takdir ilahi. Tabii ki diğer şehitlerimiz de bizim. Yani burada anlatacak kelime bulmak zor. Köyümüzün, ilçemizin ve vatanımızın başı sağ olsun, ortağı sağ olsun diyelim. 17 Kasım'da buradan hareket etti. O zaman gördük. Tabii daha yakınları, yakın zamanlarda sık sık telefonla görüşme yaptı, görüşmelerde de durumun vahim olduğunu, çok sıkıntılı bir coğrafyada olduklarını ve daha önceki, geçen 10 gün önceki şehit verdiğimiz olaylara da yakın belde ve bölgelerde oldukları için yine orada benim teyzemin oğlu var. Aynı beraberdiler, arka arkaya inmişler. O hala orada çatışmada. Bütün yakın ve uzak emniyet güçlerimize, askerlerimize güç kuvvet versin. Vatanımıza birlik, beraberlik versin. Hainlere Allah cezasını versin. Ne diyelim? Kendisi bekardı. Bekardı. İki kız kardeş evli, kendisi bekardı. Ailenin tek erkek çocuğu. Tek erkek çocuğu, büyük çocuğu. Artık yarın buradan memlekete otobüslerle hareket edeceğiz. Bütün her şey ayarlandı. Sağ olsunlar devletimiz, belediyemiz, kaymakamlığımız aile yakınlarına uçak tahsis etti. Biraz sonra hareket edecekler. Biz de yarın hareket edeceğiz. Daha köylü komşular için de 15 sularında buradan şehit evi önünden otobüsler kalkacak. Pazar sabahı Giresun'a ineceği söylendi bize garnizon komutanım tarafından. Öğlen de memleketinde Çatakkırı köyünde, Görele Çatakkırı köyünde toprağa verilecek.